size şunu ifade edeyim. Tribünlerimizden komisyoncu Ümit diye bağırıyorlar. Kim bu kulübün 1 TL'sini çalmışsa, haram zıkkım olsun. Kim bu kulübün 1 TL'sini çalmışsa alçaktır, namussuzdur, ahlaksızdır. Ama kim bunu iddia edip ispat etmiyorsa daha büyük alçak, daha büyük namussuz, daha büyük aşağılıktır. Kim olursa olsun. Ama onlarla mücadelemi hukuk yoluyla devam ettireceğim. Bu bir. Bu bir. Onun dışında iftira atmak çok kolay ama biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı da söylüyor. İddiasını ispat etmeyen aşağılıktır, alçaktır, namussuzdur. Ne derseniz deyin. Ben iğneyle kuyu kazan bir adamın oğluyum. Benim kursağımdan bugüne kadar 1 TL haram lokma geçmedi. Bunun aksini ispat eden, iddia edip ispat etmeyen ahlaksız, namussuz ve şerefsizdir. Onları Allah'a havale ediyorum. Bir. İkincisi, bana ikinci telefon geldiğinde benim evimde, bakın benim evimde bir rahmetli İlhan Cavcav'ın resmi var, bir Atatürk'ün resmi var, bir de babamın resmi var. Ben 9 yaşında bu kulübe girdim. Onlar gibi sonradan taraftar olmadım. Evet, Fenerbahçeli Ümit Özat olabilirim. Fenerbahçe'nin kaptanlığını yapmış olabilirim. Orada sembolleşmiş olabilirim. Ama benim gençler birlikliliğimi nerede olursam olayım ölene kadar benim içimden hiç kimse alamayacak. Bu iki. Üçüncüsü de çok söylemek istemiyorum. Geçen hafta Sayın Mehmet Yiğner'i aradım. Benimle ilgili bir açıklama yapmışlar. Başkanım merhaba, Ümit Özat ben dedim. Neden böyle bir açıklama yaptığınızı öğrenebilir miyim dedim. Ya da konunun ne olduğunu biliyor muydunuz dedim. Bana direkt şunu söyledi. Eğer onda da biraz bu söylediklerimi inkar edecek bir yapı varsa onu da Allah'la baş başa bırakıyorum. Hocam dedi, biz dedi hiç ne olduğunu bilmiyorduk dedi. Peki neden böyle bir açıklama yaptınız başkanım dedim. Bizi taraftarlar aradı dedi. Taraftarlardan sorumlu başkanımız Tuna Bey'i taraftarlar aradı. Böyle bir açıklama yapmamızı söylediler dedi. Biz de bu açıklamayı yaptık. Peki dedim, Ankara Gücü tribünlerinde İlhan Cavcav başkan Ankara Gücü şampiyon diye bağırsalar veyahut da gençler bir tribünlerinde Cemal Aydın başkan Ankara Gücü şampiyon diye bağırsalar bir anormallik olmaz mı dedim. Böyle miydi gerçekten dedi. Şimdi konu, lütfen, Hakan abiyi çok severim. Hakan Kutlu'yu. Çok severim. Onun altını çizeyim. Konu Hakan Kutlu falan davası değil. Konu Fenerbahçe tribünlerinin suğunuz diye bağırması gibi bir şey. Konu Gençlerbirliği tribünlerinin kendi sahasının ortasına bayrak diken bir kişiyle alakalı bağırması gibi bir şey. Ben de galiba tribünlerde Ankara Gücü forması giyen gençlerbirlikler var dedim. Ben asla, bırakın Ankara Gücü'nü, Yahudi takımı olsa ben ekmeğini yediğim yere laf etmem. Ben Ankara Gücü'nün ekmeğini yedim. Ankara Gücü bu ülkenin büyük kulüplerinden bir tanesidir. Benim Ankara Gücü'yle asla bir sorunum olmaz. Ekmeğini yediğim her yer benim için çok önemlidir, çok değerlidir. Ankara Gücü beni antrenörlüğe başlatan kulüptür. Ankara Gücü beni teknik direktörlüğe başlatan kulüptür. Ama lütfen birileri bir açıklama yaparken konuştuklarımızı araştırsınlar, açıklama yapsınlar. Kim birine iftira atıyorsa o da en büyük namussuz ve alçaktır. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Özellikle ikinci yarı göstermiş oldukları mücadeleden dolayı. Biz bundan sonra yenebiliriz, yeneriz, yeniliriz, hiç onları konuşmuyorum. Sadece şunu ifade edeyim. Bugün için söylemiyorum. Eğer bu oyuncuların bunu yapabilecek potansiyeli varsa yarın da yapabilirler. Ben onlara inanarak geldim. Bakın ben asgari ücretle geldim. Ne kadar asgari ücret? 1800 lira mı? 1500 lira. Diyorlar ya, giderken aldım. E tabi bir sene önce 8. yapmış hoca 3. hafta giderse giderken de hakkını alacak. Başkan bana hata yaptım gel dedi. Sana ihtiyacım var dedi. Geldim. Aynen bunları söyledi. O da benim abim. Bırakın. O bana başkan olarak lazım değil. Yarın abi olarak lazım. Onunla benim ilişkilerim çok farklı. Diğer bir şey daha. Hafta içi yalnız bunu kulübüme de, sayın genel menajerime de, başkanıma da ifade ettim. Ben başkanla ilişkimi kesmemişim. Kesmedim tabii. Niye kesmedim? Ben Ahmet Yücel'le de ilişkimi kesmedim. Samsun başkanıyla da ilişkimi kesmedim. Hiç okumadım.
anlatılanı söylüyorum. Yalan olabilir. Buna da iftira demesinler. Güya ben başkana kadro veriyormuşum. Başkan da benden önceki hocaya söylüyormuş. Ayıp ya. İnsan Allah'tan korkar ya. Ne ben böyle bir namussuzluk yaparım? Ne böyle bir terbiyesizlik yaparım? Ama bunları çıkaranlar gerçekten terbiyesizlik yapıyorlar. Rahmetlinin gölgesi yeter. Merak etmesinler. Gençler birine bir şey olmaz. Bunu bilsinler. Ben Türkiye Süper Ligi'nde de geçen sene son 10 yılın en iyi derecesini almış bir hoca olarak 1 trilyon 250 milyara çalıştım. 18 takımın içerisinde en az çalışan adamdım. Önüme boş mukaveleyi koydular. Ben imzaladım. Onlar doldurdu. Asla paranın pulun hesabını hiçbir zaman yapmadım. Ama üzülüyorum. Neye üzülüyorum? Ben Don Kişot gibi tek başına yel değirmenine karşı savaşamam. Ben istemeyebilirler, saygı duyarım. Hoş ne yaptılar da, ne yaptım da istemeyecekler. Ne yaptım? Son 10 yılın en iyi derecesini elde ettim. Ne yaptım? O kulübe 30 trilyon kazanılmasına vesile oldum. Sonra bir insanın gazetecisi, bir insanın öğretmeni, bir insanın avukatı, bir insanın doktoru olmaz. İnsan insandır. Ama aranızdan bir tane meslektaşınız öyle ahlaksızca yakıştırmalar yapıyor ki Ümit Hoca'nın kulübe gelmesi tecavüzcünün tecavüz ettiğiyle evlenmesi gibi bir şeydir. Bu lafa adam vurulur biliyor musunuz normalde? Ama ben onu muhatap almayacağım. Onunla bundan sonra hukuk yoluyla savaşacağım. Kendinize yapılmasını istemediğiniz bir şeyi kimseye yapmayın. Beni teknik olarak eleştirin. Yorumlarımla eleştirin. Antrenörümü beğenmeyin. Kilomu beğenmeyin. Saçımı, kaşımı, gözümü beğenmeyin. Ama kim bana böyle ahlaksızca yakıştırmalar yapıyorsa, kim bana hırsız diyorsa, bunları iddia edip ispat etmiyorsa en büyük namussuz, en büyük ahlaksız, en büyük alçaktır. Hepinize teşekkür ediyorum. Soru almayacağım Ali abi. Kötü maçını oynadık. Hiç beklemediğim zamanda çok şık bir gol yedik. Sonra ikinci yarı oyunu çevirmek için hamle yaptık tabii. Oyuna giren Muhammed de net iki tane pozisyon kaçırdıktan sonra öne çıkmaya başladık doğal olarak. Arkada pozisyon almayı beceremedik. Bizim takım biliyorsunuz çok disiplinli, çok özverili, çok coşkulu oynayarak maçları kazanmıştı. Maalesef bunların hiçbirini bugün sahaya yansıtamadık. Haklı bir mağlubiyet aldık. Rakibi de kutluyorum. Biz bugün dönüp bunları bir an önce nasıl toparlar, düzeltiriz diye çalışmalara başlayacağız. Maç öncesi takım listesine baktığınız zaman iki kaleci Tolga Hırı, Ali Şaşan ile kadroda görüyoruz. Sebep ne? Bir de 19 kişi. Yani çok üç kaleci... Topa maçlarında olan bir tepki mi var yani? Arkadaşlar çok üç kaleciyle sahaya çıkan takımlar var. Siz bakıyor musunuz listelerine bilmiyorum. Bir bakın. Çok var yani. Bir tek biz değiliz yani. Hocam kaleciye bir tepki var mı tribünlerden? 4 tane gol yiyince herkese tepki olur arkadaşlar. Bize de olması doğal. Kaleciye de olur. Oluyor arkadaşlar bu futbol. Dün Türkiye'nin Avrupa'nın en iyi kalecisi dediğimiz Mustera'nın 7 golü gördünüz herhalde. Oluyor futbolda bu. Biz bakacağız. Bunu nasıl değiştiririz, geliştiririz, ne olabilir diye. Bizim görevimiz ikinci planda ne olabilir, B planı ne yapabiliriz diye düşünmek. Yoksa hata yaptı oyuncuyu oynatmayalım, hata yaptı kaleciyi oynatmayalım. O zaman hiç kimseyi bulamayız sahaya çıkacak. Evet. Bundan önceki iki maçı iyi oynadık. Özellikle Trabzonspor maçı çok iyi oynadık. Ama en kötü oynadığımız, belki de sezonun en kötü oynadığımız maçı bu. İnşallah bir daha da böyle bir maç oynamayız. Soru sor. Teşekkürler. Teşekkürler.